Esti cehalet rüzgarı, çaldı taştan taşa bizi. Ermeden ömrün baharı, uğrattılar kışa bizi. Ezelden en el hak dedik, zalıma karşı direndik. Dar ağacına gerildik, astık Hızır Paşa bizi. Tazerden en el hak dedik, zalıma karşı direndik. Dar ağacına gerildik, astık Hızır Paşa bizi. Divani bu hileler yüz yıllardır devam eyler. Yemetli koltuklu beyler, azgın kurda kuşa bizi. Tazelden en el hak dedik, zalıma karşı direndik. Dar ağacına gerildik, astık Hızır Paşa bizi. Tazerden en el hak dedik, zalıma karşı direndik. Dar ağacına gerildik, astık Hızır Paşa bizi. Size sağlık, kalemine sağlık. Ağzınıza sağlık. Yani biraz sohbet edeceğiz de Mercan'dan bir eser daha dinleyelim. Olur, albümden Levh-i evet. Kalem. Bana işin kolayını buldum. Niye?
dost, ey dost, ey dost, hali bilmezem. Ey pir, ey pir, ey pir, hali bilmezem. Ellerine sağlık sağ diyelim. Şimdi Bektaş'ın bilsin. Ramazan'da kasabada çıkmış köyüne yayan geliyor ama aç. Karnı aç, üstünlük köyüne geçecekmiş. Demiş ki Allah rızası için demiş bir parça ekmek verin. Çok şeyim, acım demiş ulan. Ulan zındık demişler Ramazan'da oruç tutmadığın gibi bir ekmek istiyor. Demişler bir şey soracağız, bilirsen vereceğiz ekme, bilmezsen yok. İslam'ın şartı kaç demişler? 40 demiş. Hani aklında 40'lar kalıyor ya. Pataklamışlar, dövmüşler. Bir daha sormuşlar, kaç lan demişler? 50 demiş. Daha çok dövmüşler, yüzü gözü kan, köyüne gelmiş. Yahu demişler, erenler ne oldu sahibi öyle? Demiş ki falan köye uğradım. Bağ İslam'ın şartını sordular, 40 dedim, dövdüler olmadı, 50 dedim yine dövdüler. Orada biri demiş ki, ulan 5 diyemedim demiş. Ulan serseri, ben 50 dedim kurtulamam, 5 dedim beni öldürürler size. Evet, bir kelam etti ya, ben senin konuşmanın sohbetini çok seviyorum. Sağ ol Mahmut Baba, senin de gönlüne yüreğine sağlık. Tabii bu tür programların aslında televizyonlarda devam etmesi, zaten türküler, deyişler, bu yakılan ağıtlar, maniler, hatta halaylar, duazlar, semahlar, bunların hepsi bizim kültürel değerlerimiz. Bizi biz yapan, özümüzü ifade eden, yaşamı özetleyen
ölümsüz eserler tabii ki. Gerçek aşıkların, sadıkların, erlerin, pirlerin, bilgelerin dizeleri insanlığa hayat vermiş. İnsanlar bu deyişlerden ibret alsalar ve deyişlerdeki manayı yaşamına geçirmiş olsa yeryüzünde hiçbir sorun kalmaz. Herkes kardeşçe bir arada yaşar, hakkına razı olur. Kimse kimsenin emeğini duygusunu sömürmez. Türküler, deyişler zaten her şeyi özetliyor. Bizim bunun dışında fazla bir şey söylemeye gerek yok gibi düşünüyorum nacizane. Ama son zamanlarda gerçekten toplumda büyük bir kirlenme görüyoruz. Evet. Biz genç nesillere umut bağlarken bakıyoruz ki özellikle önce biz iğneyi kendimize batıralım. Alevi Bektaşi inancında ırk, dil, din, renk, mezhep, cinsiyet ayrımı yok. Bunu bir defa baştan koyalım. Ayrıca ozanlık geleneğinde dinli dinsiz bütün insanlara, bütün halklara aynı açıdan bakmak ve herkese eşit mesafede durmak gibi bir görevimiz de var bizim, öyle değil mi? Biz bu geleneği temsil ediyorsak, en azından karınca kararınca, topal karınca misali de olsa insanlar bize bu görevi layık görmüşse, bunu yapıyorsak bir şekilde, bize Ozan Dertli Divanı ya da Ozan Mahmut Erdal diyorlarsa, o zaman en başta bizlerin bu geleneğe layık olması gerekiyor. Ki bizim dünya görüşümüzde, yaşam felsefemizde hiçbir ırk bir diğerinden, hiçbir inanç bir diğerinden üstün değildir. İnsanların inançları, ibadet anlayışları başkasına zarar vermesini engelliyor, onu o şekilde eğitiyor, insan olma noktasında terbiye ediyorsa, o inancın şekli, şeması, ibadeti, anlayışı ne olursa olsun ben saygı duyarım. Gelelim bizim Alevi Bektaşi gençliğine. İnternet sitelerinde birbirlerine ağza alınmayacak hakaretvari sözlerle yazışıyorlar. Bu son derece insanı üzüyor. Gençlik felsefe okusun, tarih okusun, sosyoloji okusun, başka alanlara kafa yorsun, sağlam iletişim kursun birbiriyle, birbirini bilgilendirsin, birbirinden ilim irfan öğrensin ama vay A kurumu, B kurumu, filan sanatçı, filan ozan, filan dede, filan yazar diye birbirlerinin ardından söylemedikleri şeyler yok. Ve bu da internet sitelerinde ne yazık ki, ben gerçekten artık hiçbir siteyi karıştırmıyorum ve bana gelen e-maillerin büyük bir çoğunluğunu okumadan siliyorum. Yani ben bazen artık anlatıyorum da şimdi... İletişim, sözünüzü balla böldüm. İletişim çok güzel bir şey. Feza çağında yaşıyoruz. Bilgisayarın başına geçtiğiniz zaman dünyanın bir ucundan bir ucuna istediğiniz insanla anında görüntülü konuşabiliyorsunuz. Bunu biz iyi yönde kullandığımız zaman birbirimizden feyiz alma noktasında, bilgilenme noktasında gerçekten çok yol kat etmemiz lazım. Sizler çok iyi bunun canlı örneğisiniz. Eskiden kamil insanların sohbetleri, muhabbetleri toplumu pişirirdi. İnsanları olgunlaştırdı, geliştirdi. Şimdi kamil insanlardan nişan kalmadı. En azından okuyalım, araştıralım, kendimizi bilgi ile donatalım. Bizden sonraki kuşaklara da bu birikimleri bu şekilde aktaralım. Ama biz sitelerde dedikodu yapıyoruz ne yazık ki. Gençlik bu mesajımı umarım doğru anlamıştır. Ben bazen sohbetlerde anlatayım da şimdi cehennemde katran kazanlar var diyorlar ya. Yani ben inanmıyorum da. Katran kuyuları varmış, bir yiğit yanına bir tercüman almışlar. Demişler gidip şu kuyulara bakalım nedir, neyin nesidir. İlk kuyuya varmışlar ki o katran içinde çıkanları zabaniler toprundan buraya gir aşağı indiriyor. Bu kuyu kimin diye sormuşlar, demiş ki bu kuyu Hristiyanların kuyusu. İkinci kuyuya varmışlar yine çıkanları kalanlar zabaniler buraya. Bu kuyu kimin demişler, demiş ki bu kuyu Müslümanların. Üçüncü kuyuya varmışlar ki zabani falan yok. Bu kuyu kimin diye sormuşlar, Alevilerin kuyusu demiş. Peki niye insan yok demiş, zabani yok. Gerek yok demiş, yukarı çıkmak isteyen o ayağını çeker. Böyle bir toplum olduk ya. Üzülüyorum. Güzel tabii. Bir ifade tabii, böyle bir şey olmamıştı ama işte tabii. Bizim ne yazık ki, oysa uzayan kol bizden olsun diye bir söz var. Ben isterim ki Mercan'ın şanı, şöhreti, sazı, sesi, insanlığı tüm dünyaya yayılsın. Niye kıskanayım ki ben arkadaşımı? Evet. Ya da sizin ya da yani içimizden herhangi birisi. Yeter ki yani
çizgisinde net olduktan sonra, dürüst olduktan sonra ben niye o insanı kıskanayım ki? Yani bizim veremediğimiz güzellikleri o insanımız versin. Ya da efendim işte nacizane benim eserlerim, birçok sanatçı dostlarım okudu. Tabii, benim tabii, sesimin tabii. yetmediği yerde onlar aldı. Bir başka alana taşıdılar. Niye kıskanayım ki? Yani bu tabii. bir nimettir yani hepimiz için böyle. Böyle düşünmemiz lazım. Yani baştan bir karamsar tablo çizmiş olduğumu düşünmesin insanlar. Evet. Biz gençlikten çok şey bekliyoruz. Dertli bir adam. Eczaneden bir birkaç şeyi karaladım da diyorum ne ki. Ne güzel, eyvallah. Seni uyanmaz sandılar, kendine gel aylardık. Hayvan gibi kullandılar, insanlığı saylardık. Neşterdeymiş kanar yaran, tabip buldasardır bir an. İncil, Zebur, Tevrat, Kur'an derde çare değil artık. Hak insandır, insan haktır. Helal kazancı mübahtır. Gönlüm sana Beytullah'tır. Gir oraya eyl artık. Bugüne dek sanki niye boyun eğdin ağabeye, sahte hocaya dedeye, yeter verme meyil artık. Ana kızı dayı yiyen, sen hep açsın onlar yiyen, gerçekleri göremeyen ya kör ya da cahil artık. Mahmut Erdal, vah başıma, kan doğramayın aşıma, beraberce paylaşma diye kolun kayıl artık. Dedivani işte bunlar bize atı diye böyle dergahlar olsun, vakıflar olsun, dernekler olsun çağırmazlar. Şimdi ben diyorum ki bu sahte hocayla dedeye, ya ben sahte diyeyim, eğer kendini sahte kalmış. Sen ne dersin? Tabii körü körüne inanmamak lazım. Aşığın sözü Kur'an'ın özü diye bir söz var biliyorsunuz. Evet. Ululardan kalma bir söz bu. Aşıklar, arifler deyişlerinde, nefeslerinde 104 kitabı özetlemişlerdir. Hak'tan doğan ilhamı insanlara neşretmişlerdir. Tabii ki biz Topal Karınca misali bu aşıklık, ozanlık geleneğine layık olmaya çalışıyoruz. Aşık derken Seyit Nesimi gibi, Hallacı Mansur gibi, Virani Yemini Nesimi, işte efendim Kaygısız Abdal Sıtkı Sadık, Edip Harabi gibi bu bilge aşıkların sözleri gerçekten her şeyin özeti. Körü körüne inanmanın, bağlanmanın bir anlamı yok tabii ki. Ben %100'üne katılıyorum bu dörtlüklerin, okuduğumuz dörtlüklerin. Dünya görüşümüz bu, yaşam felsefemiz bu, inancımız bu. Hacı Bektaş Veli dememiş mi? Tabii. Keramet başladır, tacda değildir, hararet nerededir, sacda değildir. Her ne arar isen kendinde ara, Kudüs'te, Mekke'de, hacda değildir. En ünlü sözlerinden birisi de okunacak en büyük kitap insandır diyor. Tabii. Eşittir ne demektir bu? Ne Tevrat, ne Zebur, ne İncil, ne de Kur'an. Okunacak en büyük kitap insandır. Şimdi Kur'an'ı okuyor, insanlar anlamıyorlar ki bir şey. Türkçesini okuduğunuz zaman da birbiriyle çelişen yüzlerce ayetleri bulmak mümkün. Ama biz her şeye rağmen herkesin din anlayışına, Kur'an anlayışına, evet, kitap evet. anlayışına saygılı bir toplumuz. Ama bizim de kendimize özgü bir düşüncemiz, bir inancımız, bir ibadet anlayışımız tabii ki var. Bizi de olduğumuz gibi başkalarının kabul etmesi gerekiyor. Bunlar çok uzun ve derin tabii. konular tabii ki. O zaman bir eyvallah. Neler söyleyecek? Ben o zaman sözleri Seyit Nesimi'ye ait evet. olan Duaz İmam albümümüzdeki 8. eser. Evet. Gel Gönül. Tamam. Bir bilir yara nasıl? Gel gönül hüsnü hal edip bir bilir yara nasıl? Baba aşkın miftahını bir sahibi panasıl? Her tabi başka yar olmaz, ondan sorma ilacı. Suret hal derler mazhardır, hikmeti lokmanası.